TGT Haber Ankara temsilcisi ve Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Aydın Doğan hakkındaki üç kağıt davasının yeniden açılabileceğini köşesine taşıdı. İşte Batuhan Yaşar'ın yazısı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Aydın Doğan'ın kağıt üç kağıt davasını yeniden mi açıyor? Geçen hafta Aydın Bey'e bir hatırlatmada bulunmuştuk. 90'lı yıllar çok gerilerde kaldı Aydın Bey. Belli ki takvimini güncellememiş. Hala hükümetlerin ömrünü kendisinin belirleyebileceğini sanıyor siyaseti 1990'larda olduğu gibi dizayn edebileceğini düşünüyor. O iki davadan Aydın Doğan'ın kurtuluş şansı yok yazımıza yüzlerce mesaj ve telefon aldık. Hukukçular der ki, tek bir duruşmayla silinen 826 milyon liralık vergi tahakku yeniden vergi mahkemesi tarafından görülebilir. Bunun önünde hiçbir hukuki engel yok. Kağıt 3 kağıt davası, FETÖ'nün şahsi avukatı Hasan Günaydın tarafından Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda usulüne uygun açılmadığı gerekçesiyle düşürülmüştü. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi davayı sil baştan yeniden açabilir. Açması da gerekir çünkü yeni deliller oluştu. SPK kanununa muhalefetten Aydın Doğan'a 8 yıl 9 ay hapis cezası istenmişti. Unutmadan bir de 28 Şubat davası vardı Aydın Bey. Hani 90'lı yıllarda hükümetleri ben kurar, ben yıkarım demekten bile çekinmediğiniz dönem. Hatırladınız mı? 28 Şubat'ın sivil ayağı mevzu. Siz Meral Akşener ve Abdülatif Şener'in parlatılması veya onlara yeni parti kurulması konularını bırakın. Bu üç konu daha ciddi